Efendim şimdi ülkemizin diğer gündemiyle devam edeceğiz. Yalnızca Diyarbakır'ın değil, sosyal medya sayesinde pek çok kişinin tanıdığı Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ramazan Pişkin bıçaklı saldırıya uğradı. İstanbul'daki iş yerinde göğsünden 3 kez bıçaklanan Pişkin kurtarılamadı. Hiç kimsenin bilmeyeceği, tahmin edemeyeceği şeyi sorun. Kesin bilecekti. Çünkü Yüce Allah kendi halifesini eli boş göndermez. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak biliniyordu. Ramazan Pişkin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet etsin. Namaz üzerinde hainler bıçaklamış. Ramazan Pişkin Diyarbakır'daki Tarihi Ulu Cami'de yaptığı dini konuşmalarla tanınıyordu. Diyarbakır'ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ'da bir hastanenin psikiyatri bölümünde tedavi aldı. Yakın zamanda İstanbul'a gelerek Fatih'te çay ocağı açtı. İnsan kendi kendine doktoru olması lazım. Ayakta durmasını öğreneceğiz. Dert Allah olduğu zaman Allah dertleri satın alır. Ramazan Pişkin kendi iş yerinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Pişkin'i ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Göğsünden 3 kez bıçaklanan Pişkin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Valiliği Ramazan Pişkin'in katil zanlılarını yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yakınları ise Ramazan Hoca'nın sürekli tehdit aldığını ifade etti.